tablonun yerinde keserken. Önceleri hobi olarak başladı. Çocukluğumdan beri dikiş dikmeyi çok severdim. Daha sonra çocuklarım küçükken kurslara gitmeye başladım. Dikiş üzerine yoğunlaştım. Kıyafet dikmeye başladım. Önceleri evde dikiyordum. Daha çok akrabalarıma, eşime, dostum. Ama sonra evde yapılması zor bir iş. Çok fazla malzemesi ve döküntüsü olan bir iş. Böyle bir iş yeri açmaya karar verdim. Bunun için araştırdım. KOSGEB'in desteklerinden haberim oldu. Daha sonra iş yeri arayışı, işte dükkan bulmam falan birkaç sene sürdü tabii. 1-2 sene sürdü bu arayış. Sonra böyle bir iş yeri açtık. KOSGEB'den destek aldım, eğitimlerine katıldım. Yanında bir destek güvenebildiğim destek. Eşim de bu işe evde hobi olarak başladığımdan beri çok destek oldu, sağ olsun. Çünkü böyle bir durumda eşiniz destek olmazsa çok zor bir şey böyle bir şey. Hem karar vermek. Sadece maddi olarak da değil. Çünkü birçok şeyde ondan yardım almanız gerekiyor. Hem burayla ilgili hem çocuklarla ilgili, evle ilgili onun da destek olması gerekiyor. Sağ olsun bana her zaman çok destek oldu. Bazı şeyler de benden daha çok heyecanlanmış, daha çok sevinmiştir. Bize gelen müşteriler kendileri kumaşlarını getiriyorlar. Onların istedikleri şey doğrultusunda, model doğrultusunda ben 2 senede stilistlik eğitimi aldım. Çizimlerini yapıyoruz. Onların istediği şekilde provalı, siparişle kişiye özel dikim yapıyoruz. Yani bir konfeksiyon usulü seri üretim yapmıyoruz. Tamamen kişiye özel üretim yapıyoruz. O şekilde dikiyoruz, devam ediyoruz.